Bir kardeşimiz dedi ki, çocuğumu televizyon dizilerinden alamıyorum dedi. Ya kötü baba olacağım, iyice döveceğim, ya da alamıyorum, ne yapacağım dedi. Dedim bir süreliğine dizileri izlesin de, reklamları izletme dedim. Ne demek dedi reklamları izletme? Televizyonun dizisi kötü. Ama bitince bitiyor. Yeni dizi öbürünü siliyor. Reklamları televizyonların, billboardlar sokaklarda, ölünceye kadar gitmeyecek kimlik oluşturuyor kafamızda. Tüketici, müsrif, doymaz, obur bir nesil getiriyor bu reklamlar. Elin boş dizi seyretme diye seni öğütlüyor. Elinde bir poşet, sol elinle de ağzına götür devamlı. Devamlı yiyeceksin, yoksa dizinin tadı çıkmaz. Asıl çılgınlık burada zaten. Televizyonun reklamı, dizisinden daha kötü. Çünkü dizi, kapasiteye, zevke, vesaireye hitap ediyor. Reklam, tepeden tırnağa bütün nesle hitap ediyor. Herkesi çıldırtıyor. O reklamı seyrettiğin koltuk takımını çöpe attırmayı teşvik ediyor sana. Biz ise hayatımızın sade olmasını, ihtiyaçlarımızla sınırlı olmasını istiyoruz. İhtiyaçtan fazlasının kriz nedeni olduğunu düşünüyoruz. Yağın ekmek gibi yenmemesini istiyoruz. Yağın sebzedeki katılığı gidermesi için, boğazdan kolay geçmesi için katık olması gerekir diyoruz.